1 Ekim haftalık rüyalarımıza devam ediyoruz. Ümtimliğe diye 2 hafta önce yazmış. Emine Hanım, ben istihareye yattım. Ruh eşim ya da evleneceğim adam olduğunu hissettim. İki gece genelinde orman yeşillikte yürüdüğümü ve denizde gördüm. Denizlerini aşarak başka bir denize geçtiğimi gördüm. 3 gece istihareye yattım ise 2 yıl önce kötü bir şekilde ayrıldım. Eski sevgilim takım elbiseli maşallah anam film gibi istihare görmüşüm. Ciğerlerimi hissettim kokusunu. Siz hiç tanımadığınız bir insanla evlilik yapacaksınız. Bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olacaksınız. 2 yıl içerisinde çok iyi bir insan hayatınızı değiştirecek. Yemyeşil gözlü bir insan olacak ve inanılmaz huzur bulacağın bir adamla evlilik yapacaksın. Kün fekün. Ablacığım 35 yaşındayım. Bugün gördüğüm rüyamda kızlarımla beraber yerleştiğimiz bir sürü kapılar, odalı bir kurmak için vesaire vesaire, güzel olmuş gibi vesaire vesaire. Akraba olmayan bir genç kadın, delikanlı, bunları tanıyorum. Onlarla beraber biliyoruz. Kuru fasulye. Kuru fasulye bolluk berekettir ama çözmeniz gereken bazı evraklı işleriniz var. Bu evraklı işleriniz size eğer ilgilenmezseniz ileride maddi sıkıntılar yaşayacak. Soğan kabuğunun içinde yine sinek vesaire. Aslında sinek görmeniz sizin çevrenizdeki dostlarınızın size zarar vereceği ve dikkat etmeniz gerektiği. İş konumunuzla ilgili beklediğiniz yeni büyük anlaşmalar var. Bunlar hayırlı olacak. İki evladınızla ilgili, gelecekle ilgili kaygı yaşadığınızı görüyorum ama siz gerçekten gelecekte çocuklarınızla ilgili iyi noktalara erişeceksiniz. Esra TVZ. Emine Hanım, İstanbul'da yaşıyorum ama rüyamda Ankara'da yaşayan bir arkadaşımın evinde olduğunu gördüm. Yılbaşı gibi biri vardı. Yine başka bir şehirde okumuş olduğum arkadaşlarımla o gece o eve geldi. İki defa sarı renkli olan maymunu gördüm. Onlar benimle konuşuyordu. O eve gelen arkadaşlarım kaçın birçok yerinde renkli kanın etrafı olduğunu gördüm. Canım benim, kariyer hayatımla ilgili yapmak istediğin iki tane eğitim var. Bu eğitimi yapacaksın. Özel hayat konusunda da karmaşık süreçler yaşıyorsun. Bunları toparlaman gerekiyor. Ailende sağlık problemi yaşayacak biri var. Bununla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Şeyma işi. Rüyamda hoşlandığım adamdan hamile kaldım. Onun peşinden koşuyorum. Ben de kaçıyorum. Buluyorum, ona sarılıyorum, öpüşüyoruz. Kesinlikle eski erkek arkadaşının sevgilinde ayrılacaksın. Ve hayatında yepyeni bir insan olacak ve ileride iyi bir düzen oturtacağını görüyorum. Deniz Ayvaz, ben ikidir rüyamda nazilerle savaştığımı görüyorum maşallah. Ben de Türk komutanıyım, en sonunda kaçacak yer kalamayınca insanları öldürmeyip enjektör yapıp bir yerlere götürmezse hangi film gibisin maşallah yavrum. 13 saat uyumuştum o gün diyor maşallah. Yani hiç uyanmasaydım bacım. Şöyle söyleyeceğim. Psikolojik olarak yorgunluklarım var. Kariyer hayatımla ilgili ileride kitap ya da senaryo yazma gibi fikirlerim var. Bunları gerçekleştireceksin. Çok başarılı ve isimli bir insan olacaksın ama ani kararsızlıklarım ve sinir evrelerim var. Bunları iyileştir. Bari yorum ne olur? Çok sıkıntılı dönemden geçiyorum demişsin. Melis'cim, Menteşe, Allah kısmet ederse hayatındaki her şey iyileşecek, bir 6 ay sabırlı ol diyorum. Bu haftalık da rüyalar burada sona erdi. Haftaya 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 hep haftalarca biz bu ofiste canlı canlı yapacağız, merak etmeyin.